Derler ki küçük ağrının yılanları, büyük ağrının kartallarının tepeye hakimiyeti yüzünden bir türlü ağrıya çıkamazlarmış. Ve büyük ağrının tepesine hasret yaşarlarmış. Bu hakimiyeti hazmedemeyen küçük ağrının yılanları çıkma izni istemişler kartallardan. Ancak kartallar buna izin vermemiş. Bunun üzerine küçük ağrının yılanların şahı Şahmeran, kartalların şahına haber göndermiş. Demiş ki ya bize çıkma izni verin ya da savaşalım. Kartalların şahı buna izin vermeyince büyük bir savaş başlamış. Derler ki 93 harbinde bugünkü Iğdır Ovası Karasu civarında Taşburun nahiyesi düzlüğünde haftalarca, aylarca süren bir savaş ve çarpışma yaşanmış. Bunu yaşlılar bize aktarırlar. Böyle bir olaya tanık olmuşlar geçmişte. Savaşın sonunda neticede yılanlar mağlup ve perişan, kartallar galip ve muzaffer ayrılmışlar savaştan. Zaferlerin gururuyla kartallar Büyük Ağrı Dağı'na havalanmış. Yılanlar ise eski yuvalarına sürünerek yerleşmişler. Mağlup olan yılanların şahı kartalların şahına şöyle bir bedduada bulunmuş. Demiş ki Allah'ım biz yılanları büyük ağrıya hasret kılan şu kartalların şahını Ağrı Dağı'nın tepesinde kabzı ruh edip dondurarak ibret-i alem edesin. Kartalların şahı da yılanların şahına bedduada bulunmuş. O da demiş ki Allah'ım sen şu yılanların mekanını öyle yapayalnız bırak ki bir beyni Adem olan bir insan o yere ayak basmasın. İkisinin de bedduası kabul olmuş. O gün bugündür Ağrı Dağı'nın tepesindeki kartal tepeye hakim şekliyle yaz kış Büyük Ağrı'yı kollamaktadır. Ve bugün kardan ve buzlardan oluşan tepedeki kartal o kartal olduğu rivayet edilir. Yine o gün bugündür Küçük Ağrı'nın tepesinde sadece yılan, çıyan ve akrep vardır. Bu yüzden de bir beyni Adem, bir insan Ağrı Dağı'nın tepesine pek uğramaz olmuş. Bu bir efsane.